Fatih Camisi'nde 3 ay misafir kaldıktan sonra Karagümrük'teki 3 baş medresesine gitti. Muhammed Emin Saraç hocamız ilk hadis icazetini Muhaddis Hacı Feyyad-ı Rizevi silsilesinden gelen icazetname ile Süleyman Efendi'den aldı. 3 baş medresesinde 1950'ye kadar kaldı. Mısır'da 9 yıl eğitimine devam etti. Bu dönemde birçok kişiden de istifade etti bu süreçte. Aralarında davet, irşat, erbabı, müftü, vaiz, imam, hatip, akademisyen, öğretmenlerin çoğunlukta olduğu 2000'den fazla talebe yetiştirdi. Bütün hayatı boyunca bildiklerini aktarmak, diğer nesillere aktarmak istiyordu. Saraç hocamız yurt dışındaki ilim meclislerinde de defalarca Türkiye'yi temsil etmişti. Mısır, Suriye, Ürdün, Filistin, Kuveyt, Hindistan, Pakistan ve diğer İslam ülkeleriyle ilmi irtibatını devam ettirdi. Ve Türkiye'nin bu önde gelen isimlerinden biri olan Saraç hocamız, hadis, tefsir ve fıkıh alimlerinden hocamız, tedavi gördüğü hastanede 19 Şubat günü, yani geçtiğimiz Cuma günü hayatını kaybetti. Şimdi de son yolculuğuna uğurlanıyor. Birazdan da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu noktaya gelmesi bekleniyor. Avlunun oldukça kalabalık olduğunu aktarabiliriz. Biz bu noktaya erken bir saatte geldik ve kapının önünde uzun kuyruklar olduğunu söyleyebiliriz. Tabii Covid tedbirleri kapsamında da önlemler de alınıyor. Kişiler sırayla girebiliyor bu noktaya. Uzun bir kalabalık olduğunu sizlere aktarabiliriz. Dediğimiz gibi koronavirüse yakalanmıştı. Uzun süredir de koronavirüsü atlattıktan sonra da tedavi görüyordu hastanede. Uzun süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şimdi de 65 yılını geçirdiği bu Fatih Camisi'nde son yolculuğuna uğurlanacak. Birçok ismi bu noktada görmek mümkün. Muhammed Emin Saraç hocamızı son yolculuğunda yalnız bırakmıyor sevenleri. Birazdan da kılınacak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kılınacak cenaze namazının ardından Fatih Camisi'nin haziresine defnedilecek Muhammed Emin Saraç hocamız. Dediğimiz gibi Türk İslam dünyasının saygıdeğer isimlerindendi. Önemli isimlerindendi. 2000'in üzerinde talebe yetiştirdi. Tesvir, hadis, fıkıh derslerini veriyordu. Bütün hayat amacı o ilmi yayabilmekti. Talebeler yetiştirip bir sonraki nesilleri yetiştirmekti. Bu süreçte geçen 92 yıldan bahsediyoruz. 92 yıl. 65'ini işte bu alanda bulunduğumuz, belki de adım atılacak yer kalmayan işte bu avluda, bu Fatih Camisi'nde geçirmişti. Şimdi de son yolculuğunu bu Fatih Camisi'nde uğurlanacak. Cenaze namazı kılınacak. Önemli bir isimdi. Herkesin 7'den 70'e duyduğu isimlerdendi. Hem yurt dışında hem yurt içinde birçok yerde, meclislerde, ilim meclislerinde defalarca Türkiye'yi temsil etti. 92 yılını sadece ilme adadı ve talebeler yetiştirdi.
önemli ve değerli bir isimdi. Türk ve İslam dünyasının en önemli isimlerindendi. Şimdi de son yolculuğuna uğurlanıyor. 92 yaşındaydı Saraç hocamız. 92 yıl boyunca ilim için çalıştı. Birazdan da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla cenaze namazı kılınacak. Bu noktada oldukça avlunun kalabalık olduğunu aktaralım. Cenaze Saraç hocamızın naaşı bu noktaya gelmeden önce Fatih'te bulunan evine götürüldü. Orada helallikler alındı. Ve orada cenazesi evinde helallik alınmasının ardından yakınları, talebeleri ve sevenleri tarafından omuzlandı ve Fatih Camisi'ne getirildi. Şimdi de birazdan önemli bir isimdi. En son röportajını 2 yıl önce vermişti. Röportajında hayatından, ailesinden, aldığı din eğitimlerinden bahsetmişti. Ve Mısır'daki eğitim süreci ve yakın tarihteki önemli hadiseleri de anlatmıştı. Ona sorulan ilim yolculuğundaki çocukluk dönemini sorulduğunda Saraç hocamız şöyle demişti: memleketimizde babamızdan ilim tahsil ettiğimizden bir seviyeye geldikten sonra hafızlığımı babamda bitirmiştim. Babamız bizi 4 erkek bir de kız kardeşimizi öyle karanlık bir devirde hafız yaptı ki gayreti takdire değer. Babam ve dedem Nakşi tarikatından Ali Haydar Efendi'nin şeyhi İsmet Efendi'nin erbadaki müntesiplerindendi. Dedem de münderislerindendi. Dedemin vefatı da ayrı bir hengamedir. Onunla ilgili de bir iki şey söyleyeyim. Menemen hadisesi sonrasında Türkiye'nin neredeyse herkes hapse atılmıştı. Mürettep bir hadise olduğu için bütün din adamları tehdit edilmiştir. Çok hazin hikayedir o tarafı. Babam da dedem de Menemen hadisesinde suçlanan zatların tanımladıkları ilgileri olmadığı halde yine de 6 ay hüküm giymişlerdi. Hakimin sonradan ifade ettiğine göre bu hüküm onların Çorum'daki İstiklal Mahkemesi'ne gitmelerine engel olmuş. Dedem o üzüntüyle hapisten çıktıktan 3 ay sonra vefat etti ifadelerini kullanmıştı. Evinin içini anlatmıştı Saraç hocamız. O da şu ifadeleri kullanmıştı: bizim evimiz tam bir Kur'an medresesiydi. Babam teheccüde kalkmanın bereketiyle soğuk kış gecelerinde dahi bütün aile erfanını kaldırır, hepimize şefkatle davranır ve o teheccüde kılarken biz de abdestlerimizi alır, sonra ders başlardı. Yazları evimizin arkasındaki bahçede Kur'an okurduk. Ortalık aydınlanırken bizim de gönlümüz aydınlanırdı. Seher vaktinden güneş doğuncaya kadar bütün aile Kur'an ile meşgul olurduk. Bir takım maddi sıkıntılar içinde yaşıyorduk fakat huzurluyduk. Bütün kardeşlerimin hafız olmasında çok genç yaşta vefat eden annemizin emeği çok büyüktür. Bizler babamız tarafından verilen günlük ezberlerimizi önce annemizi dinlettirirdik. Dersimizi yapmadan rahmetli annemiz bize yemek vermeyi geciktirirdi. Babam bize Kur'an okuttuğu, öğrettiği için evimizin defaatle jandarma tarafından basıldı. Babam hapsedildi. Elhamdülillah artık onlar geride kaldı. Babam beni 1943'te İstanbul Çarşambalı Ali Haydar Efendi'ye gönderdi. Kendisi çok maruf bir zat idi. İşte orada da zaten Saraç hocamızın eğitimi başladı. Böyle anlatmıştı Saraç hocamız evindeki o süreci. Zaten 6 yaşında hafızlığa başlamıştı ve Kur'an-ı Kerim'i hatmetmeye 6 yaşında başlamıştı. (Gülüyor)
Tokat'ın Erbaa ilçesinde dünyaya gelmişti. Niksar Merzifon'da mukabeleler okudu. Ailesi tarafından tahsil için İstanbul'a Ali Haydar Efendi Tekkesi'ne gönderilmişti. Ali Haydar Efendi Tekkesi sürekli gözlem altında bulunduğu için Saraç hocamız Fatih Camisi baş imamı Ömer Efendi'ye emanet edilmişti. Fatih Camii'nde 3 ay misafir kaldıktan sonra Karagümrük'teki 3 baş medresesine gitti. Saraç hocamız ilk hadis icazetini Hacı Feryadı Rizevi silsilesinden gelen icametname ile Süleyman Efendi'den aldı. 9 yıl Mısır'da eğitimine devam etti. Bu dönemde birçok kişiden, ilim insanından istifade de etmiş oldu. 2000 üzerinde aralarında davet, irşat, erbabı, müftü, vaiz, imam, hatip, akademisyen, öğretmenlerin çoğunlukta olduğu 2000'den fazla talebe yetiştirdi. Saraç yurt dışındaki ilim meclislerinde defalarca Türkiye'yi temsil etti. Mısır, Suriye, Ürdün, Filistin, Kuveyt, Hindistan, Pakistan ve diğer İslam ülkeleriyle ilmi irtibatını devam ettirdi. Şu anda Başkan Recep Tayyip Erdoğan Fatih Camisi'ne geldi. Ve şu an caminin içerisine giriş yapıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan acı haberi aldıktan sonra hemen bir taziye mesajı yayınlamıştı. Ömrünün her safhasında rızayı ilahi için gösterdiği büyük gayretle şahitlik ettiğimiz çok kıymetli İslam alemi Muhammed Emin Saraç hocamıza Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Muhterem hocamızın mekanı cennet, makamı âli olsun taziye mesajını paylaşmıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere başta birçok bakan, milletvekili ve talebeleri Saraç hocamızı son yolculuğunda yalnız bırakmıyor. Şu an girdi. Birazdan da namazı kılınacak. Fatih Camisi Muhammed Emin Saraç hocamız için oldukça önemli bir yer. 65 yılını bu noktada geçirmişti. Tesvir, hadis, fıkıh derslerini Fatih Camisi'nde vermişti. 65 yıl. Zaten Saraç hocamız 92 yaşındaydı. Ömrünün yarısını işte bu Fatih Camisi'nde geçirmişti. Şimdi de hayatını geçirdiği bu Fatih Camisi'nde son yolculuğuna uğurlanacak ve ardından birazdan kılınacak cenaze namazının ardından Saraç buradaki cenaze aziz müminler, muhterem Müslümanlar haziresine defnedilecek. Kılacağımız cenaze namazını makbul eylesin. Kısaca cenaze namazını tarif ederek namazımıza başlayalım. Cenaze namazı 4 tekbir ile rükû ve secdesi olmadan kıyamdan ibaret olan ayakta kılınan bir namazdır. Niyet edip birinci tekbiri aldıktan sonra Sübhaneke'yi ve Celle Senâ'ük ile beraber okuyoruz. İkinci tekbirden sonra Allahümme salli, Allahümme berik dualarını, üçüncü tekbirden sonra bilenler cenazeye mahsus duayı, bilmeyen kardeşlerimiz Fatiha'yı dua niyetiyle okuyabilirler. Dördüncü tekbirle birlikte selam vererek namazımızı tamamlıyoruz inşallah. Cenaze namazını Mustafa Demirkan hocamız kıldıracaklar. Ardından Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Ali Erbaş hocamız da tezkiye konuşmasını yapacaklar inşallah. Hep beraberce niyet edelim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah rızası için namaza Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için salavata, meyyit için duaya, uydum hazır olan imama,
Er kişi niyetine. Allahu ekber. Subhanakallahumma. Allahu ekber. Subhanakallahumma. Sana la ilahe gayruk. Allahu ekber. Allahumma salli ala Muhammed. Allahumma salli ala Muhammed. Allahumma salli ala Muhammed. Ma jinna Allahumma barik ala Muhammed. Ma barik ala Muhammed. Allahu ekber. Allahumma gufir hayyina ve meyitina ve sagirina ve kebirina ve zekerina ve şahidina ve gaibina. Allahumma men ahyaytahu minna fa ahyihi ala islam ve dam. Allahumma la. Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsan. Musan fatajawaz an sayyiati. Allahumma gufir lahu ve arhamhu ve afihi ve afu. Sema dakhala Allahu sinhu bil ma'i ve thalji bil banan. ونقبه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وابدلها دارا من دارهم أهلا خيرا منه وعوذه من عذاب القبر ومن عذاب النار وأدخله الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم على دائما أبدا على حبيبك من خير الخلق كلهم محترم Müslümanlar Muhammed Emin Saraç hocamızın cenaze namazını hep birlikte kıldık. Rabbim kabul eylesin. Okuduğum hamdele ve salvele hocamızın hayatında çok önemliydi. Özellikle bu beyitleri dinleyen talebeleri öyle zannediyorum ki ilim yayma yurdunun medreseleri arasındaki o mescitte okuduğumuz derslerin ardından birlikte İmam Busiri'nin Kaside-i Bürdesini kendine özgü makamıyla okuduğumuz anları hatırlamışlardır. Yıllarca orada ders okuttu. Biz de talebesi olduk elhamdülillah. Sonra burada bu camide Fatih dersiyamlarından Ali Haydar Efendi'den aldığı derslerle kendisini yetiştirdi. Mısır'a gitti. Mısır'da Mustafa Sabri Efendi'yi tanıdı, ondan istifade etti. Yine Şeyhülislam Vekili Zahidül Kevseri'den ders aldı, İhsan Efendi'den ders aldı. Derslerde hep bizlere anlatırdı. Özellikle Fatih Camii müezzin mahfilinde pazar sabahları yaptığı Şifa-i Şerif derslerini unutmamız mümkün değil. Rabbim kendisine rahmetiyle muamele eylesin. Bizim için en büyük mutluluk kendisine uzun yıllar talebe olmak oldu. Elhamdülillah. Onun elinden icazet almak da bahtiyarlıkların en büyüğüdür. Bütün icazetli talebeleri olarak bizler inşallah onun yolunda devam edeceğiz.
talebeler yetiştireceğiz ömrümüzün sonuna kadar onun yaptığı gibi. Değerli müminler, Emin Saraç hocamızı sadece Türkiye değil bütün İslam alemi tanıyor. Onun mümin bir kul olduğuna, muvahhid bir kul olduğuna ve ömrünü ulûm-u İslamiye'ye adadığını herkes biliyor, şahitlik ediyor. Ancak ben yeniden hepinize sormak istiyorum. Muhammed Emin Saraç hocamızı hali hayatında nasıl bilirdiniz? Mümin, Müslüman, muvahhid bir kul olduğuna şahitlik eder misiniz? Rabbim şahitliğinizi kabul eylesin. Lütfen kendisine haklarınızı helal ediniz. Helal ediniz. Helal ediniz. Rabbim helalliğinizi kabul eylesin. Muhterem Müslümanlar, Sayın Cumhurbaşkanımız öğrenciliğinden beri kendisinden hoca olarak istifade eden, her zaman yanında bulunan, sohbetlerine, muhabbetlerine eşlik eden muhterem Cumhurbaşkanımıza ben mikrofonu arz ediyorum. İnşallah kendisi ile ilgili duygularını ifade ederler. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanı. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz müminler, öncelikle şu anda musallada Hakk'a uğurlayacağımız muhterem hocamızı İmam Hatip Okulu yıllarından itibaren tanıdım, tanıyorum. O günden son dönemdeki yaşadığı sıkıntılara kadar zaman zaman fırsat buldukça ziyaretlerine de hep gittim. Ve bu ziyaretlerimde de kendisinden çok ama çok istifade ettim. Rabbim inşallah bizleri sevgili Habibinin Livaül Hamd ismiyle müsemma sancağı altında da beraber haşru cem eylesin. Tabii hocamız gerçekten Diyanet İşleri Başkanımın da az önce ifade ettiği gibi ömrü, yani bir muhaddis olarak gerek tefsir ilminde olsun, fıkıh ilminde olsun, bütün bu İslami ilimlerde hocamız hep öncülük etti. Hep bu noktada ön aldı. Dolayısıyla onun rahle-i tedrisinde bulunanlar da inşallah bundan sonraki süreci aynı anlayışla sürdüreceklerdir. Ona inanıyorum. Aslında onların da vebali olur. Aldıkları emaneti sürdürmeleri lazım. Ve söyleyecek sözleri aslında Diyanet İşleri Başkanımız söyledi. Biz tezkiyede de ifade edildiği gibi kendisini hep bir muhaddis, bir müfessir olarak iyi bildik, iyi tanıdık. Hamdolsun yakından tanıma fırsatını da bulduğumuz için mutluyuz. Rabbim az önce de söylediğim gibi ebedi alemde de inşallah bizleri birlikte haşr-ı cem eylesin. Ruhi için El Fatiha. Muhterem cemaatimiz, hocamızın cenazesi Fatih Camii Haziresi'ne defnedilecek. Evet. Değerli kardeşlerim, cemaatimiz bu ön tarafa doğru fazla yaklaşmasınlar. Buradan hemen alacağız inşallah. Evet, biraz önce
Türk İslam dünyasının saygıdeğer isimlerinden biri olan Muhammed Emin Saraç hocamızın cenaze namazı kılındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı ve bunun yanında birçok bakan ve milletvekili de katıldı cenaze namazına. Şimdi de Fatih Camisi'nin haziresine defnedilecek. İyi canım, sen ne yapıyorsun? Ben iyiyim. Dükkana ayak basmışsın. 65 yılını Fatih Camisi'nde geçirmişti Saraç hocamız. Tesvir, hadis, fıkıh derslerini vermişti bu noktada. Bekliyoruz. Şimdi de uğurlanıyor. Fatih Camisi'nin haziresine defnedilecek. Biraz önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan da bir konuşma yaptı cenaze namazında. Dedi ki zaman zaman fırsat buldukça ziyaretine gidiyordum. Ziyaretlerinden de çok istifade ettim. Hocamız gerek tesvir gerek hadislerde öncülük etmiş bir şahıstır. Ondan ilim alanları devam ettireceğine inanıyoruz. Biz kendisini müessir olarak iyi bildik. Yakından da tanıma fırsatı da bulduk. Bulduğumuz için de çok mutluyuz. Allah'tan rahmet diliyorum dedi. Ve ardından Saraç hocamızın naaşı omuzlara alındı. Ve şimdi de Fatih Camisi'nin haziresine defnedilecek.